Güzel oyuncu Irmak Ünal belini nasıl sakatladı? Megastar Tarkan'ın Antalya çıkarmasında neler oldu? Sinan Akçıl, Rumen aşkıyla ne zaman evlenecek? Fatih Yürek sanatçı dostlarını nasıl topa tuttu? İşte bu soruların cevaplarını almak için şimdi magazin dünyasında bir haber turuna çıkalım bakalım. Sensin benim en derin kuyum, bak bu da benim en kötü huyum. Neden bu kadar serin suyun, anlamadım zoruyum. Bir davete katılan Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, sportif dokunuşlarla klasik izleri buluşturmuş o akşamki kıyafetinde. İşte erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi. Büyük kızı Yaden'in doğumuyla birlikte ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı Volkan Demirel. 2 ay önce de minik Yeda dünyaya geldi. Mutluluğu katlandı yani Demirel ailesinin. Herkese inşallah dilediği çocuk, yani çocuk nasip eder isteyenlere çok güzel bir duygu. Bunu yaşadığım için de kendimi şanslıyım. Volkan Demirel kızlarını büyütürken bir baba olarak ufkunun açıldığını gizlemiyor. Ne mutlu onlara. Çocuklar kendilerini öğretiyorlar size her şeyi. Sizin fazla da bir şey bilmenize gerek yok. Onlar sizi gerektiği gibi yönlendiriyor. Başarılı file bekçisi hakkında çıkan kimi haberleri de yeri gelmişken yalanlıyor. Amerika'ya gideceğiniz şeklinde de... Yok, onlar hep fasafiso. Gereksiz işte. Fenerbahçe'de de var. Tabii, her zaman Fenerbahçe. Aynı davette Irmak Atuk da var. İzmir'de Fashion Week vardı, orada çok hasta oldum. Biraz gribim ama şu an daha iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Uzun süredir kalbi boşmuş güzel mankenin. Hani aşk hayatı nasıl? Ay sıfır. Olmadı herhalde. Ay deneme de olmadı. 1,5 senedir yalnızım. Sanat dünyasıyla ilgili epey çarpıcı açıklamalar yapan Fatih Yüreğin yanındayız şimdi de. Sözlerinin arkasında duruyor. Beş para etmez dedi. Etmez. Dostluklar olmadığı için etmiyor. Herkesin kuyusunu kazıyor. Ben bu zaten yıllardan beri söyleniyor. Birbirinden ilginç ve dikkat çekici takılarına bir yenisini eklemiş Fatih Yürek. Kaplan mıdır? Evet. Leopar. Kendini yapar gibi hissediyorsun? Yok be, nerede orada? Ben koçum. Koç gibiyim. Galiba kurbağalık koçum. Ünlü isimlerin de katıldığı kitap fuarına geçiyoruz. Zafer Algöz kitabını satın alan hayranlarına bol bol imza dağıtıyor. Ünlü oyuncu fuara katılım sayısının yüksek olmasının şaşkınlığını yaşıyor. Hani bu yağmurlu havada bu kadar çok insanın buraya geleceğini tahmin etmiyordum. Ya hava şartları kötü, gitmeyelim diye düşünürler diye tahmin etmiştim ama gerçekten müthiş bir kalabalık var. Zafer Algöz anılarını yazdığı kitabının kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söylemeden geçmiyor. 11 ay içerisinde 12 tane baskı yaptı. Ben doğrusu yazarken hiç bu kadar çok ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Ünlü oyuncu beklediğinden fazla ilgi gördüğü için kitabının ikincisini yazmaya karar vermiş. İkincisini yazabilmem için daha çok özen göstermem lazım ve ilkinden aşağı kalmaması lazım. Onun için de biraz ince eleyip sık dokuyorum. Algöz'ün kitabının isim babasıysa Cem Yılmaz'mış. Cem Haşırt The Blackboard isminin çok iyi bir isim olduğunu söyledi. Yoksa kitabın ismini Saygılar Bizden koyacaktım ben. Saygılar Bizden olursa oyunculuğu bırakmış, emekli olmuş bir adamın anıları gibi anlaşılır dedi. Onun için Haşırt The Blackboard ismi güzel dedi. Hem de bu fotoğrafı da çok beğendi, bu da çok iyi olur dedi. İstanbul'u kapı komşusu yapan Sinan Akçıl'ın sevgilisi Romanyalı şarkıcı Otilla Bruma ile birlikteyiz. Ünlü şarkıcı kendisine ikram edilen lezzetleri tek tek mideye indiriyor. Müfteşim, harika. Başarılı şarkıcı mangalın başına geçiyor. Gel gel Türkiye bak. Kebaba gel, koş koş. Otilla Bruma'nın bu işten iyi anladığı her halinden belli oluyor. Çok güzel bir şey, geleceğin ustası. So, I'm relaxed. If the music is not working, I will be a Turkish cooker, kebab. Ünlü şarkıcı Ocak başında danstaki hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmiyor. Tutmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Otilla Bruma ile sohbetimiz sırasında Sinan Akçıl'ın en sevdiği yemeklerden birini öğrenmiş oluyoruz. Yes, I made yesterday mercimek. Hangi mercimek? Yes. Sinan like it.
too much. He said it's the best mercimek he ate ever. Yes. Konuyu Sinan Akçıl'la olan birlikteliğine getiriyoruz. Ünlü şarkıcı çok özel bir ilişkileri olduğunu dile getiriyor. We have a very special relationship. Çok... We are first of all friends. After we are lovers. Peki ilişkinizle ilgili ileriye dönük planlarınız var mı Otilia Hanım? In my opinion inşallah. Biri sana burada. Biri sana burada. Magazinde Cumartesi'nin artık bir klasik haline gelen köşelerinden birinde sıra. Hangi köşe mi? Ünlülere sorular soruyoruz biliyorsunuz. Jet bir şekilde soru soruyoruz. Hiç düşünmeden cevap veriyorlar. Bakalım bu hafta nasıl cevaplar aldık bu oyunda. İzliyoruz. Kafamda deli sorular. Biz sorduk, onlar cevapladı. Annem benden daha genç duruyor. Şimdi arkadaşlar ben anlatayım. Onlar sordu, biz cevapladık. Sizce böyle bir şey olabilir? Ne yapıyorsunuz? Kim var kim yok Kıbrıs'ta? Ünlülerle soru cevap oyunumuz başlıyor. Sebebini sen de gece gezenlere aç birisi. İlk olarak Serkan Kaya kardeşimizin Nur Yerlitaş hanımefendiye söylediği şu şarkı çekiyor bizi mıknatıs gibi yanına. Yürek tabanca bir de sen olunca ben aşkı çok seviyorum. Neler oluyor orada? Serkan Kaya nasıl da iltifatlar yağdırıyor Nur Hanım'a? Siz istersiniz. Lütfen. Siz benden daha öncesinden bu işin tozunu yutmuş. Bilen bir insansız. Aman Serkan ne yapıyorsun sen? Bak kızdı Nur ablan. Sus yani yaşımı mı neyse arkadaşlar. Bize dön daha fazla pot kırmadan Serkan Kaya. Anlat bakalım ne oluyor burada? Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz klip setimize. Hoş bulduk. Klip çekimi mi? Hangi şarkı? Şarkımızın ismi Kara Gözlüm. Kara Gözlüm kim oluyor? Nur Yerlitaş mı? Nur Yerlitaş'ta olan uzun süredir olan arkadaşlığımız, dostluğumuz, paylaşımlarımız, hikayelerimiz derken bir gün bana bir hikayesini, bir anısını anlatmıştı. Neymiş o hatıra? Kara gözlü bir adama aşık olmuş. Aa kimmiş o kara gözlü? Bu hikayeyi böyle efkarla dinledik, hüzünlendik. O gün duygulandık. Sus sen Serkan, anlatamıyorsun. Buyur Nur abla, söz sende. Şimdi arkadaşlar ben anlatayım. Anlat bakalım. Bir gün bizim şeyden çıktık. Nereden çıktınız, ne zaman çıktınız? Yıllar önce yani benim bahsettiğim. Ne olmuş yıllar önce? Ay bir gittim bayıldım tabii sesine. Böyle muhteşem bir yorumcu, muhteşem bir ses. Serkan Kaya'yı dinlemeye gittin. Seversin sen arabeski tabii. Tabii benim içimde bir sürü kadınlar var ya, bir tanesi korkunç bir arabesk. Biliyorum biliyorum. Süper magazini sunarken anlatmıştın zaten. Neydi o gece? Ne şarkılara playback yapmıştın? Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlatır. Neyse, geçmişe mazi. Sen anlat bakalım ne oldu o gece? Sonra defalarca fırsat buldukça gittim. Tamam orasını anladık, mevzuya gel. Kim o senin abayı yaktığın kara gözlü? Niye bu kadar aradı? Bir gönül yaran mı var? Var deseydin. Dedim ki ben bu şarkılarda geçmişimi, ailemi, büyüklerimi, çocukluğumu, anılarım, aşkı, her şeyi derken biraz toparlayayım, uzun konuşuyorum. Evet biraz öyle oluyor, uzun konuşuyorsun. Dedi ki sen nasıl bir aşk? Geçmiş dedim, benim de dedim bir kara gözlü vardı, adını falan hiç dedim ya adını boş ver, kim olduğunu boş ver. Anlattım ben de, kendimi anlattım. Dedim ki orada bir kelime çok önemli, benim yürek tabanca dedim. Ve Serkan Kaya'nın da bu şarkısı çıktı yani. Kara gözlüm, yürek tabanca. Çok manalı bir söz gerçekten de beni asıl ilgilendiren. Senin o abayı yaktığın kara gözlü delikanlı kim acaba? Çok sırlı, adını bana bile söylemiyor. Sana niye söylesin Serkan? Bize söyler söylerse. Değil mi Nur abla? Benim yani o 18 yaşım falan, aşık olsun yani. Belki de ölmüştür bile, ne bileyim ben. Peki, ipucu vermeyecek belli Nur Yerlitaş. Biz devam edelim. İzzet Yıldız Han bekliyormuş bizi. Hayırdır İzzet, kravatları kuru temizlemeciye verdin de geri gelmedi ve sen de çengelli iğnelerden kravat mı icat ettin? Arkadaşlar ben tabii biliyorsunuz giyinmeyi ben gerçekten seviyorum. Seversin biliyoruz da çengelli iğneler diyoruz, ne alaka? Araştırmacı bir kimliğim de var bu arada. Yahu sade de gel, kravat nerede sen onu söyle. Dergide gördüm,
yabancı bir dergide gördüm. Evet. Ve bunun aynısını istedim ve yaptırdım. Bu arada yanındaki senin oğlan Mustafa değil mi? Nasıl da büyümüş öyle? Merhaba Mustafa. Nasıl, babandan feyz alıyor musun giyim kuşamda? Ben giyinmeyi zaten babamdan öğrendim. Ben sürekli babamla alışverişe çıkıyorum zaten. Her şeyi biz birlikte yapıyoruz. Spor da yapıyor musunuz baba oğul? Beni spora başlatan kendisidir yani. Ben kendi başıma kalsam spor yapmam. Ya. Sevgili İzzet, ne güzel evlat yetiştirmişsin öyle. Mesela hiç kız arkadaşını tanıştırdı mı seninle baba işte gelinin diye? Hayır. Neden Mustafa? Çünkü kız arkadaşım yok. Doğru mu İzzet Bey bu sözler, yoksa senden çekindiği için mi böyle söylüyor? Zor sorular. Devam edelim ünlüler alemiyle sohbete. Merhaba Funda Arar, nasılsın? Vallahi iyiyim. Sahneden indim, sizlerle beraberim. Ne işin var senin buralarda? Barcelona'da değil miydin? Barcelona'daydım. Barcelona'da klip çektik. Hangi şarkıya? Eflatun'un şarkısı. İsmi Aşk Olsun. Güzel yer ama değil mi Barcelona? Barcelona çok güzel bir şehirmiş. İnsanlar boşuna gitmiyormuş yani oraya tatile. Gerçi şu aralar biraz karışık oralarda. Ortalık karışırsa ne olur ne biter, böyle tedirgin bir şekilde gittik. Bu arada kırmızı yakışmış sana. Kırmızı güzel ya, sahnede de güzel olur yani. Kırmızı şans olur. Ben de seviyorum kırmızıyı. Sev kırmızıyı, sev. Kırmızı güzel renk ama senden bize çıkmayacak havadis pek. Sonra sırasını bekliyor bak orada Cenk. Merhaba Cenk, neler yapıyorsun? Ne yapıyorum? İşte ben de onu sordum, ne yapıyorsun diye. Daha ne yapayım sence mesela? Hollywood'dan film teklifi mi aldın diye mi? Ya hal hatır icabı soruyoruz. Abartma sen de. İllaki direkt hararetli hararetli. Söyle çabuk Cenk. Aşk var mı aşk mı diyek. Yani illa aşık olanları görmek mi lazım? Gerekiyor tabii. Yakışıklı adamsın. Saçlarına bak, yavaş yavaş kırlar düşüyor. Evlen barklan artık. Yalnızlığın tadına baktım. Yanlışlıkla herhalde yutmuşum dedi. Sözün nerelere getirdi şimdi? Ne yapıyorsunuz? Kim var kim yok Kıbrıs'ta? Kıbrıs'tayız ya. Meraklandı tabii Cenk. Mehmet Ali burada mı mesela? O yok, evde kaldı. Üzerinize afiyet biraz ışıkmış galiba. Ama Selami Şahin buralarda. Aa, ne diyorsun ya? Ebru Gündeş de buralarda. Başka kim var? Hatta Volkan Konak buralarda. Volkan Konak. Güzel. Mehmet Akalın'ın 35 bin liraya aldığı çizmelerini gördün mü? Ha, çizmesi çok güzel, çok yakışmış. Yakışmış yakışmış da pahalı değil mi ya? Onu sordum. Sivri dillisin sen. İki laf söylersin polemik çıkar diye soruyorum. Çok güzel, çok yakışmış. Tamam, onu anladık ama bir çizmeye o kadar para verilir mi sence? Buna çizmenin fiyatı diye bakmayacaksınız. O... Bu proje biliyor musun? Güzel. Isınıyor dedikodu kazanı yavaş yavaş. Demek demek reklam peşinde diyorsun öyle mi? Hani klip çekmek gibi düşün. Bir şey gibi düşün. Yani o parası işte o kadar şu kadar falan diye düşünmemek lazım. Bak şimdi nasıl yumuşattı ortamı. Eğer insanlar namusuyla para kazanıyorsa, vergisini ödüyorsa... İsteyen istediğini alır giyer. Doğru söze ne denir? İster 35 bin liraya çizme alır, ister 35 milyon dolara saçına toka alır. Bize ne değil mi? Sefa mı olsun? Oho. Kıbrıs'tan gelelim İstanbul'a. Modacı Hakan Akkaya ve annesiyleyim şimdi de. Merhaba Hakan'ın annesi. Anlatır mısınız lütfen bize Hakan'ın küçüklüğünü? Ben çok şık giyinirdim. Oğlum da göre göre böyle oldu işte. Bu arada Hakan, annen ne kadar genç. Ablan gibi vallahi. Annem benden daha genç duruyor. Nedir acaba bu genç ve formda görüntünün sırrı? Babamı çok erken yolladı herhalde ondan. Bak şimdi tövbe tövbe öyle söyleme. Bu arada sen de pek şıksın bugün. Ben de hani fena bir adam değilimdir. Modellerimle de aynı bedenim. Cool takılmayı seviyorsun yani. Bir şeyin altını çizmek lazım. Cool olunmaz. Cool doğarsın sen. Bak dünyanın en cool kızı gidiyor. Kim o ya? Ona bayılıyorum. Ay ben de ona bayılıyorum zaten. Aa, Defne Samgeri'nin kızı Deren Talu değil mi bu? Bak tam şöyle bir şey söylüyorum. Cool olunmaz, cool doğulur. Ya, doğuştan cool olursun derken sen geçtin. Nereden geliyordun, nereye gidiyordun Deren? Ben de az önce fotoğrafçılar beni yakalamıştı. Tam kaçıyordum, siz de yakaladınız. Evet, yağmurdan kaçarken doluya yakalandın. Anlat bakalım Defne'nin kızı Deren. Oyunculuğa adım atmışsın. Evet, yakın zamanda olacak bir proje. Hayalinde bir oyuncu var mı? Çok iyi oyuncu. Oyuncularımız var yani. Özellikle beğendiğim bir tane yok. Aferin kız, peki hemen de... politik cevap vermiyor. Vermek istemiyorum. Ben devam edeyim ünlülerle tura. Merhaba Irmak Ünal, nasılsın? Belimi sakatladım 2 gün önce. Aa, geçmiş olsun. Yok değil mi ciddi bir sıkıntı? Şimdi iyi. Aslında
aslına bakarsanız fizik tedavi ve yanlış bir uygulamadan dolayı oldu. Sen de dikkat et kendine. Bak çok haberler çıkıyor. Şu sıra seninle ilgili aşırı zayıfladı. İrem Derici gibi olacak diyorlar. Hiç okumuyorum vallahi. Herkes kendi işine baksın. Ya kötü haberler değil. Senin iyiliğin için söylenen sözler onlar. Beden benim. Spora ayırdığım vakit de benim. Kimseye de bir zararım olmadığına göre. Nasıl asabi? Nasıl asabi? Solundan mı kalktı ne? Özel hayat ne durumda? Özel hayatım çok güzel. Çocuklarımla bol bol vakit ayırıyorum. Ne güzel, ne güzel. Eski eşin Emre Karabacak'la aranız nasıl? Sana hala karışıyor ve kıskançlık yapıyor haberleri çıkıyor sağda solda. Sizce böyle bir şey olabilir? Yok. Bilemiyoruz. Gazeteler yazdı vallahi. Onların yalancısıyız. Sen okumadın mı? Ben öyle şeyleri okumuyorum. Okumadığım için de hayatımdan o tarz enerjileri öyle şu olmuş bu olmuş tarzı dedikodu tarzı enerjileri de uzak tutuyorum böylece hayatımda. Sen de hiçbir şey okumuyorsun canım. Bari görüşüp görüşmediğini söyle Emre'yle. Tabii ki görüşüyorum. En iyi arkadaşım o benim. Ama herkes kendi hayatını yaşıyor diyorsun. Ben kendime bakarım. Herkes kendi yatağını toplasın. Aman kız o nasıl laf? Düzelt hemen. Hani kendi yatağını toplasın diye şimdi yanlış bir şey anlarlar ama yani şey herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Okay. Cem Yılmaz'ın Öfke Dolu Gecesi, Yıldız Tilbe'nin İtiraf Gecesi, Zinet Salin'in Mahcup Gecesi, Orhan Gencebay'ın Yeşil Gecesi, Ünlü Oriental Asena'nın Mutluluk Gecesi. Yani İstanbul Geceleri diyelim, keyifle izleyeceğinizi düşündüğümüz bir turumuz var şimdi sırada. Yorgunuz da zaten. Yansın geceler, sabahı da söndürelim. Beni yak, beni yık, beni hapset, içine çek bebeğim. Önce bir deli dolu kızdayız. Bu kız seviyor mu, sevmiyor mu? Gecenin sorusu bu. Zinet'in dilinde şu şarkı. Zinet Salin'in İngiltere'den ithal ettiği İngiliz aşkı Marshall'ın dilinde şu şarkı. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Popçu Zinet Salin'in İngiltere'den ithal ettiği enişte adayı Marshall'la İstanbul gecelerinde kafaları karıştıran hal ve hareketleri sürüyor. Enişte evi değil, evet, enişte değil. Şimdi bilmeceyi çözmek için Zinet Salin'in gece macerasına gidiyoruz. Klibini tanıtacak ünlü popçu. Çok heyecanlı gördük seni Zinet. Hayır desem yalan olur ya. Galiba evet. Evet çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet çok Dışına heyecanlıyım. Dışına açılacak bu kliple kızımız onun heyecanını yaşıyor. Hep yapmak istediğim şey global boyutta bir şeydi. Uluslararası boyutta kendi donanımımı, bu topraklardaki enerjimi ve müziğimi gerçekten uluslararası boyutta... Nerelerde boy gösterecek? Hangi milletin insanları bu klipte seni hayran hayran izleyecek? Önümüzdeki hafta Orta Avrupa'dan başlayacak Latin dünyasını ve yeni yıldan itibaren İngiltere'de başlayacak bir promosyon dönemi, uzun soluklu bir promosyon başlıyor. Ve bu işler başlıyor. İçin Zinet Salin'in elini tutan adam Marshall geliyor. Mecik buradan geliyor. Magic, hello, Magic Man, Magic Man. Geldi boylu boslu çocuk ve bizim Zinet Salin kaldı yanında yarım porsiyoncuk. Benim dünyaya kendi müziğimi sunma hayalimi dinlediği zaman gerçekten çok heyecanlı. Bunun önemi var. Kalpler bir olsun değil mi Zinet Salin? Enişte ne diyecek şarkıya? Peki enişte beni neler söyleyecek? Ya haftalardır Marshall diyorsun başka bir şey demiyorsun. Biz de ona enişte dedik. Ne var bu işte? Gerçekten çok çok güzel bir hikayemiz var. Evet, İngiltere'de ortak bir arkadaşımız var. Enişte de enişte işte, inat ettik biz bu işte. Hadi hoşça kal size, başka ünlü lazım bize. Sefam olsun, oho! Yıldız Tilbe gecenin bir yarısı kuaförde, pabuçlarını çıkarmış, uzatmış masanın üzerine sefa sürmelerde. Saatlerce kuaförde kalıyor Yıldız Tilbe. Sabırla sabahın üçüne kadar bekliyoruz edelim iki kelime diye ve geldi işte Bayan Tilbe. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Yeni saçlar tarz olmuş, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Gerek yok. Görüneni söylüyoruz Yıldız Hanım.
Güzel oldu saçların, çok memnunum. Güzel dedik. Sizce ya. Nasıl? Bir daha iltifat istiyorsan ve ikna olmadıysan sana şarkı gönderelim Kenan'dan. Çok güzelsin çok. Merak ettiğimiz şu, gecenin üçünde nerede destire kuaföre geldiniz? Yarın Serdar Ortaç'ın klibi var. Onun için de biraz güzelleştim. Şu klip, Serdar Ortaç mı istedi bu tarzı acaba? Beyoncé ile Jay-Z gibi olacağız dedi. Ben de diyorum hayaller Beyoncé, gerçekler Yıldız gibi. Beyoncé senin eline su dökemez Yıldız. Onun dışında nasıl gidiyor hayat? Hem şarkı söylüyorum hem televizyon işim var. Ondan sonra hem mutluyum hem güzelim. Doğru, daha ne olsun. Verelim o şarkıyı bir daha. Çok güzelsin çok. Sırada kulaktan kulağa konuşulan ama asla yüksek sesle söylenmeyen fiskoslar var. Bakalım magazin dünyasının Fısıltı gazetesinde bu hafta neler manşet olmuş. Aşk oyunu buna derler güzelim. Dallas gibi gelişmeler yaşanıyor oyuncu Hande Erçel'in hayatında. Hande Erçel bir süredir Ekin Mert Daymaz'la birlikteydi. Sessiz sedasız ayrıldı çift. Sonrasında Hande Erçel eski aşkının en yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler'le ortaya çıktı. Şu şarkıya inat. İsterse kalbim alırsın, arkadaşımın aşkısın. Arkadaşımın aşkısın demedi delikanlı. Hande Erçel'le fırtınalı bir aşka yelken açtı. Fırtınalar koparsa koksun. Fırtınalı başladı ve fırtınalarla da sona erdi. Önceki gece Hande Erçel'in yeni aşkı Maslak'ta habercilerin patlayan flaşlarıyla dondu kaldı. Evet, Hande Erçel sevdası çabuk bitmişti delikanlının. İki güzelle sobelenmişti. Hande Erçel'e ne dedi, durumu nasıl açıkladı bilemiyoruz ama duyduğumuz şu ki delikanlı o hanımları tanımıyorum havalarındaymış. Demet Akalın malumunuz paraya kıymış, Beykoz sırtlarında tamı tamına 18 milyon liraya yeni bir ev satın almıştı. Para, para, para. Çok çalışıyordu, en iyi yerlerde oturacaktı, para onun parasıydı. Para, para, para. 18 milyon aldığı yeni evine 800 bin lira da tadilat parası harcamıştı. Harcayacaktı tabii, para onun parasıydı. Para, para, para. Lakin asıl meselemiz şu, ünlü popçu bu kadar çok parayla meşgul olunca taşındığı evin yatak odasında bir servet unuttu. Para, para, para. Demet Akalın'ın eski evinde tadilat yapan işçiler yatak odasındaki dolabın içinde bir poşet buldu. Önce poşeti çöpe atmak üzere kenara koydular. Aradan saatler geçti. İşçilerden biri ortalığı toplarken torbanın dolu olduğunu fark etti. Poşette ne mi vardı? Para, para, para. Evet, çöp diye ayrılan poşette para vardı. Hem de tam 1 milyon lira. Para, para, para. İşçi poşeti ters çevirip açınca paralar yere saçıldı. Para, para, para. İnşaatın sorumlusu Demet Akalın'a telefon ederek evde paranızı unutmuşsunuz gelin alın diye bildirdi. Para, para, para. Konser için şehir dışında bulunan popçu parayı eski evinden alması için avukatını görevlendirdi. Poşetten tam 1 milyon TL çıktı. Para, para, para. Parayı teslim eden işçiler insanlık görevimizi yaptık. Demet Hanım'dan küçük de olsa bir jest bekledik ama olmadı. Önemli değil. Mühim olan insanlık dediler, konu kapandı. Para, para, para. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Kerem Cem'i damat etmeye hazırlanıyor magazin dünyası. Ünlü popçu kendinden bir hayli küçük İlay Erkök'le Haziran ayına nikah tarihi aldı. Ben evleniyorum. Bundan 15 ay önce Kerem Cem oyuncu Seda Güven'den boşanmıştı. Kerem Cem'in bu ikinci evliliği bakalım delikanlıya bir yastıkta 40 yıllık saadet getirecek mi? 40 yıl bir yastıkta tam 40 yıl. Gazeteci milletinin insanları önceki gece Murat Cemcir'i bir sarışın hanımla görüntüleyince çok sevinmişti. Ahmet Kural'dan sonra en yakın arkadaşı Murat Cemcir de damat olacak sanmışlardı. Yakışırız ama çok çok. Evet, Ahmet Kural Sıla'yla beraberdi. Peki Murat Cemcir'in yanındaki hanımefendi kimdi? Patlayan flaşlar çifti paniğe soktu. Etiler sokaklarında uzunca süre habercilerle köşe kapmaca oynadılar. Ama kaçınılmaz son yakalandılar. Yakalarsan...
Asıl tuhaflık bundan sonra oldu. Hanımefendinin parmağında bir yüzük vardı. Acaba hanımefendi evli de bu panik o yüzden mi yaşanıyor diye düşünülürken Murat Cemcir'in habercilere yaptığı "Yayınlamayın, beni tüketirsiniz, ne isterseniz veririm" sözleri kafaları karıştırdı. Bittim gözün aydın. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Yılmaz Erdoğan'la Belçin Bilgin arasında neler oluyor? Yılmaz Bey'le hep ayrılık haberleriniz. İlk evet, ağızdan öğrenelim. İlk ağızdan öğrenelim. Bir şey şu anda yok. Bir süredir yurt dışında yaşayan Belçin Bilgin'le Yılmaz Erdoğan'ın boşanma haberleri manşetlere çıkıyordu. Yılmaz Erdoğan bu haberler çıkmaya başladığı günden beri de zaten Ege'de gözlerden çok uzak, ıssız bir çiftlikte ıssız adam gibi yaşamaya başlamıştı. Anlamazdın, anlamazdın. Son birkaç haftadır Yılmaz Erdoğan tekrar İstanbul'da görülmeye başlandı. İddialara göre barışmak üzereydi çift ama geçtiğimiz gece ünlü oyuncu 50. yaş gününü yine Belçimsiz yani eşi olmadan kutladı. Nice mutlu yıllara. O gece herkes yanındaydı Yılmaz Erdoğan'ın. Kardeşleri, kızı, en yakın dostları, bir tek Belçin Bilgin yoktu. Yılmaz Erdoğan "eşiniz niye yok" sorusuna şu ikna edici olmayan cevabı verdi. "Belçim uyumadan telefonla görüşeceğiz." Telefonun başında çaresiz bekliyor. Ünlü popçu Deniz Seki bir kez daha iş adamı sevgilisi Faruk Salman'dan ayrıldı. Herkes onlardan nikah, düğün, hatta çocuk beklerken bu son dakika ayrılığının acaba nedeni neydi, izliyoruz. Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım, gitti. Yine ayrıldı, yine ağladı. Kalp kırılınca. Deniz Seki'nin dinmeyen gözyaşları. Ağlamaya. Okyanusları aşmışlardı birlikte. Biz okyanusları geçtik. Derede boğuldular. Derede mi boğulacağız? Deniz Seki'nin hayatında neler oluyor? Olmadı ya. Olmadı. Nişanlısı yine ünlü sanatçıyı neden terk etti? Beni daha fazla canımı acıtmayın, yaralamayın. Deniz Seki biten büyük aşkının ardından neler söyleyecek? Sizin bilmediğiniz 30 tane ayrılık yaşadık. Ayrılık nedeni istenmeyen gelin olmak mı? Kendisi öyle bir açıklama yapma gereği duydu. Kıskançlık mı? Saçma sapan bir şeyler oldu vesaire. Tükenmişlik sendromu mu? Yıllar önce tanışan bir çifttik. Ve bu gözyaşlarının nedeni? Utanıyorum açıkçası. Şimdi bütün bu soruların cevaplarını alacağız. Deniz Seki hafta içinde kardeşi Serkan Seki'yi evlendirdi. Sabır çizdim resmini, güneş yaptım, ay yaptım. Ünlü popçunun kardeşi Serkan Seki'nin hayatını Mehtap Etyemez'le birleştirdiği gecede Deniz Seki imzalar atılırken, ilk evlilik dansı yapılırken duygusallaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyordu böyle. Seni öpmeye, koklamaya doyamadım. Biri geldi kaldı elimden. Elinde büyümüştü kardeşi ve onu evlendirirken karma karışık duygular içindeydi. Mutluluk gözyaşları döküyordu böyle. Biliyorum. Eşini ve gelinini tebrik ederken nasıl da içten sarılıyordu ünlü popçu. Ağlıyorsun, derdin mi var? Aşık mısın benim kadar? Evet, buraya kadar her şey iyi güzeldi. Ama bir de başka mesele vardı. Herkes bu tarihlerde Deniz Seki'den evlilik müjdesi bekliyordu. Biz okyanusları geçtik, derede mi boğulacağız? İki ay önce Ekose mavi ceketleriyle meşhur iş adamı Faruk Salman'la bozulan nişanının ardından barışını Kıbrıs'ta böyle kutlamıştı. Benim ilk aşkım. Seni çok seviyorum. Faruk Salman. Uzatmalı nişanlısıyla bayram arifesinde nişan atmışlar ama bir hafta sonra yeniden barışmışlardı. Bayramda küslük olmaz. Aile arasında olan bir şeylerimiz vardı. Biz onları hallettik. Artık bu barışı nikah paklar diyordu herkes. Onlar da nikah için geri sayıma geçtiklerini gizlemiyordu. Sürpriz olsun, inşallah var tabii şeyimizde. Biz çok mutluyuz, çok mutluyuz. Evet, bu sene evleneceklerdi. Kasım ayını tarih olarak seçmişlerdi ama Kasım ayı geldi. Evlenen kişi Deniz Seki değil, kardeşiydi. Kısmet dediğiniz, geçen sene bu zamanlar biz aslında bu dönem düğününüze gelmeyi düşünüyoruz. Yani öyle olmadı. Hatta bugünü benim nikahım biliyordunuz değil mi? Evet, evet. Yok. Olmadı, olmadı. Evet, olmadı. Onun farkındayız ama asıl soru şu. Niye olmadı? Olmadı. Yıllar önce tanışan bir çifttik.
O benim ilk aşkımdı. Çok kıymetlimdir. Ben de onun için çok kıymetliyimdir biliyorum. Deniz Tekin hala seviyor belli ki. Beyefendinin de aşkından şüphesi yok. Ama bir mevsim daha geldi geçti. Yine Deniz Tekin evlenemedi. Bazı şeyler olmuyorsa olmuyor. Sizin bilmediğiniz 30 tane ayrılık yaşadık, barıştık. 30 kere ayrıldık, barıştık yani. Hiçbirinizin haberi yok. Dilinin altında bir bakla var Deniz Tekin'in ama çıkaramıyor bir türlü o baklayı. Çok bu konularda da konuşmayı sevmiyorum. Utanıyorum açıkçası. İnsanları özel hayatımla meşgul etmeyi hiç sevmiyorum. İstenmeyen gelin iddiaları var. Bu konuda ne söyleyecek? Beni daha fazla canımı acıtmayın, yaralamayın. Çünkü gerçekten üzülecek yerim kalmadı artık. Faruk Salman ayrılırken kısa bir kıskançlık açıklaması yapmıştı. Acaba ayrılığınızın nedeni sizin aşırı kıskançlıklarınız mı? Saçma sapan bir şeyler oldu vesaire. Gereksiz bir açıklama yaptı. Saçma sapan dediğiniz şeyleri Faruk Bey söyledi ama. Kendisi öyle bir açıklama yapma gereği duydu. Canı sağ olsun. Her zaman benim için kıymetlidir. Ona vefa borcunu hiçbir zaman unutmuş değilim. Vefa borcunun karşılığı olarak mı gördü acaba Faruk Bey evlenme kararını? Kriz o yüzden mi çıktı? İlişki, evlilik başka bir şey. Büyük de konuşmak istemiyorum. Ama şu anda böyle yani. Çok üstü kapalı konuşuyor Deniz Tekin. Yarası ağır. Dilinin altında da bir şey var ama ne? Dünyayı kurtaracak tek neden arkadaşlar. Sevgi. Bizi iyileştirecek tek şey sevgi. Sizi seviyoruz. Ben de sizi seviyorum o zaman. Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti. Bu nasıl ayrılık? Kalbim dağınık bin parça. İstanbul gecelerinde son 48 saate damgasını vuran sıcacık görüntüler geliyor şimdi sizler için. Ünlülerden itiraflar da var. İzleyelim bakalım. Kim ya? Yorgunuz da zaten. İstanbul gecelerindeki turumuz sürüyor. İşte ilk ünlümüz. Anneannem bir çocuktan hoşlanıyordu. Çocuk bunu öpmek istemiş, anneannem öptürmemiş. Kupse Özay, namı diğer Deli Har. Bağır, bütün mahalle duysun. Ya tamam, veriyorum evi, veriyorum. Kupse Özay, erkek arkadaşı Barış Arduç ve Elçin Sangun'un başrollerini paylaştığı Mutluluk Zamanı'nın galasında. Merhaba. Size de merhaba. Nerelerdesin sen kaç zamandır Deli Har abla? Ben zaten setten geliyorum. Ondan böyle saçmaş böyle sabaha karşı 4'te tekrar uçakla sete gideceğim. Deli Har 2'nin işte son bir hafta çekimi de kaldı. Biraz değişiklik var sizde. Hanımlara pek söylenmez ama kilo aldık galiba. Deli Har karakteri hani biraz tombiş öyle bir karakterdi. O yüzden devamlılık için tabii ki aldım yine. Evet evet. Nerede yalan dünyadaki bu Gupse Özay? Hemen çocuk yapalım. Bak bu insanlar torun sevecek. Nerede an itibarıyla Deli Har filmi için tombiş balık etli kız olmuş olan bu Gupse Özay? Alıp veriyorum böyle kolayla. Sorma sahip kaç kilo aldınız? 23 kilo falan aldım. Zor olmuyor mu böyle sürekli kilo alıp vermek? Ya metabolizma alıştı galiba. Ama yaşandıkça tabii ki o kadar kolay olmayacak bence. Yani. Tabii kilo alması keyifli olan tarafı değil mi? Ya kilo almak çok rahat, çok eğlenceli ama vermesi böyle bir... Yani maksimum 2 ayda ben hani bütün kiloları vermiş oluyorum ama deli gibi böyle sabah 6'larda sporlar falan hani böyle zor. Saçlar da değişmiş. Deli Har tabii tabii, o kahküllü Deli Har saçı bu. Sevgilisi Barış Arduç ne diyor bu yeni tarza? Kilolu Gupse ve kahkül saçlı kıza? Sormadım vallahi. Yahu insan sevdiceğine sormaz mı? Herhalde sevsin diyeyim. Konu Gupse Özay'ın sevgilisi Barış Arduç'a gelmişken son zamanlarda rol arkadaşı Elçin Sangu'yla çıkan dedikodulardan rahatsızlık duyuyor mu acaba Gupse Özay? Ya o yok ya, hep en başından beri çıkıyor. Artık hani dizide de çok harika bir uyumları vardı. Normal gibi bakıyoruz biz yani. Ben de yakıştırıyorum yani Allah için. Tabii canım yani. Enteresan. Her yöne çekilir bu söz. Aman dikkat. Harika bir çift. Harika enerjileri. Harika iki oyuncu. O yüzden tabii ki hani öyle olmayan bir şey için böyle bir haberler çıkması onları üzüyor ama bu da işin gerçeği yani. Hani alışmak lazım. Belli ki umursamıyor. Dedikodudur deyip geçiyor Gupse Özay. Erkek arkadaşının adının başka isimlerle anılmasına. Ne de olsa kendine güvenen bir kadın o. Göbeği kapatayım diye. Çekil. Az önce Cem Yılmaz'ı Etiler sokaklarında işte böyle öfkeli bırakmıştın. Normalde duyarlı gibi. Henüz 5 yaşındaki oğlunu arabasının ön koltuğuna oturtmasını eleştiren habercilere kızmıştı Cem. Yakın bir yere gidiyoruz da onunla. Normalde duyarlı gibi olmasınız değil mi? Oğlunuzu böyle ön koltuğa oturtmazsınız. Normalde duyarlı gibi. Normalde duyarlı gibi.
İşte o sinirli Cem gitmiş, karşımızda pamuk gibi duran Cem var an itibarıyla. Ahmet abi. Katıldığı Mutluluk Zamanı film galasında Cem Yılmaz. Kendisi de sinemacı olunca arkadaşlarına desteğe gelmiş tabii. Merhaba sevgili dostlar. Yine bir galada beraberiz. Bu sefer Barış'ın ve Elçin'in televizyondaki başarılarının üzerine. Hemen derin konulara giriyoruz. Zafer Algöz'ün Türkiye'de komedyen yetişmiyor. Hele hele kadın komedyen yetişmiyor. Sözlerine ne yorum yapacak acaba Cem Yılmaz? Yok, Zafer abi bu konuda çok tecrübeli birisidir. Öyle bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Birazcık magazinel tarafından yaklaşmışsınız olaya. Başarılı komedyen zaten çok az yani. Şöyle bir sayayım desen. Bu kahkahanın altında var bir şeyler. Ben sonlardayım. Ben memleketin başarılı komedyenlerinde en sonlardayım. Çok fazla mütevazılık gösterme, gerçek sanır insanlar Cem. Sonlarda olmak güzel. Ben çünkü tur bindirdiğim için. Kökçe Bahadır erkek arkadaşıyla el ele çıkıyor bir mekandan. O gece onun doğum günü. Bunun keyfi var üzerinde tabii. Güzel güzel bir geceydi sonuçta doğum günü. Nasıl da neşelisin öyle Gökçe Hanım. Güzeldi güzeldi, çok güzeldi. Kimler vardı içeride? Ya baba, en sevdiğim arkadaşlarım buradaydı. Böyle bana da çok sürpriz bir gece oldu aslında. Gökçe Bahadır'a soralım hemen, nasıl gidiyor beraberlik? Her şey yolunda. Evet, güzel gidiyor. Her şey yolunda. O ana kadar susan Efe Bey bir anda efelendi ve sevgilisini çekti aldı habercilerin önünden. Görüşürüz, sıkıntı etmeyin kendinize. Hepinizi öpüyorum, kendinize iyi bakın. Biz kaçıyoruz ama. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı gece Gökçe Bahadır'ın doğum gününü kutlamaya gelen oyuncu arkadaşı Erkan Kolçak'la iki kelime edelim. Sıramızı atlattık. Gökçe'nin doğum günü geliyor. O geliyor. Bak geliyor valla, kaçırırsınız ha. Gökçe'yi kaçırırsınız. Sen de bizi çocuk mu sandın Erkan kardeş? Biz onunla çoktan konuştuk, kaynattık, eve bile yolladık. Konuyu değiştirme de hanımefendiyle nedir ilişkinizin boyutu, onu anlat bize. Başka zaman. Sabah nasıl yakalarsın bizim ya? Hepinize kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ve Rıza Esendemir. İrem Derici ile yaşadıkları evlilik sonrası yollarını ayırmıştı çift yıllar önce. Kızımız olacaktı. Bittim gücüm. Köprünün altından çok sular aktı. Her ikisi de kendi hayatlarına baktı yıllarca. Ancak geçtiğimiz hafta ilginç bir şey oldu. İrem Derici sosyal medya hesabından anne olmak istiyorum yazınca eski eşi Rıza da altına duygusal bir yorum paylaşarak biri Demir biri Ayşe, hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek yazmaz mı? Eski eşine yönelik ilginç paylaşımda bulunan Rıza kardeşimizdeyiz. Tweet attım, hatırlamıyorum ben. sildim. Yazdın ve ortalığı karıştırdın. Şimdi açıklama bekliyor herkes senden. Ya ortalık zaten ortalık zaten karışık. Neyle ilgili karışık onu anlamadım. Hadi karıştırma ortalığı. Siz sormadan ben söyleyeyim. Evet söyle. Bana başkaları tarafından, üçüncü şahıslar tarafından sürekli gönderiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ve ben tabii bu atılan tweetleri, bu istekleri bir şekilde gördükten sonra gece de geç bir saatti. Yani tam insanların o duygusala bağladığı dönemler vardır ya. Ve? O dönemlerde okudum. Hay Allah dedim ve bir duygusallaştık tabii haliyle. Çünkü zamanında, o zamanlarda ismi bile belli olan bir takım sabilerden bahsediyoruz. O yüzden böyle ufak bir duygusallık yaşadım ve o tweet'i attım. Ve olanlar oldu. Bu kadar büyüyeceğini de açıkçası çok tahmin etmedim ya. Peki bu paylaşımdan sonra İrem Derici ile konuştunuz mu hiç? Tabii ki konuşmadık ya. Bir anda düşündüm acaba konuştuk mu diye. yok. Böyle şeyler genelde. Yok yani öyle bir şey yok tabii ki. Sadece orası benim özel bir sayfam olduğu için hocam. İçinden ne geçiyorsa onu yazdım. Ne düşünmüştür acaba? Ha, onun tepkisi ne olur? Açıkçası onu yazarken kim ne söyler diye düşünmedim yani. Yeniden bir araya gelme, barış söz konusu olur mu? Hayat kelimesini ben son iki senedir çok seviyorum. Her zaman çok işime yarıyor. Hayat ne gösterir, ne getirir onu gerçekten bilemiyoruz. Muallak sözler bunlar. Net ol lütfen Rıza. Her şey olabilir. Bu kafa karıştıran sözlerden sonra ister misiniz yıllar sonra büyük aşk doğsun yeniden küllerinden? Kızımız olacaktı, bittim gücüm. Kızımsız yollardayım. Magazinde tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bakalım sırada ne var mı, sürpriz olsun. Acılı Adana söylüyorum, yanında çoban salata, işkembe, çorba. Kurucu başı kim? Bu fasulye 7,5 lira. Tavuk yemekten içinde tavuk çıkacak güzel kim? Tavukları
pişirmişen, acıyı da çarşıya göndermişen. Baklava börek canavarı kim? Börekler açarım sana. Fındık fıstıkla beslenen güzel kim? Fındık fıstık. Pilavcı kim, makarnacı kim, patlıcan musakkaya, imam bayıldıya bayılanlar kim? Hele patlıcan oturtmanın adını duyunca sofraya bir oturup patlıcanları yiye yiye bir hal olan, oturduğu sofradan kalkmayan kim? Çaresi yoktur maazallah. En sevdiği balık hamsi olan kim? Hamsi kurban o güzene, bakarsın denize. Sadece sebzeyle beslenen kim, et omur olan kim, asla et yemeyen vejetaryenler kim? Ünlülerin en sevdikleri yemekler kaserimizin ikincisine başlayacağız, ama önce geçen haftayı kısa bir hatırlayalım mı? Yolla, yolla kaderim yolla. Mesela Kenan İmirzalıoğlu'nun kebap tutkusu, Urfalı İbo'nun ciğer tutkusu, Adanalı Kıvanç Tatlıtuğ'un da şiş kebap tutkusu olduğunu ekrana getirmiştik. Sen bana şiş ol efendim, ben sana kebap. Mersinli Kadir Doğulu'nun tantuni ayran gerisi yalan diyerek tantuni tutkusundan söz etmiştik. Tantuni ayran gerisi yalan. Serenay Sarıkaya'nın da bol sarımsaklı işkembe çorbası tutkunu olduğunu ekrana getirmiştik. Bugün günlerden perşembe, canım çekti işkembe, olmayınca oluyor işkence bana. Ve gelelim bu haftaya. Acaba hangi ünlü en çok ne yer ne içer, favori yemekleri neler? Diva ne yer ne kadar yer? Bir oturuşta 12 tane hamburger yediği, tek oturuşta 2,5 kilo et yediği, 10 kilo balık yediği, 17 tane dilli kaşarlı tostu yediği rivayet edilir. Şehir efsanesi olarak bu söylentiler kulaktan kulağa konuşulur. Sen olsan bari, sen olsan bari. Hatta bir seferinde Bülent Ersoy'un gecenin bir yarısı, ki o gecenin bir yarısı sabahın 3.30, karnı acıkınca açık bulduğu ilk büfeye gittiği, menüde ne varsa ne arttıysa hepsini yediği şeklinde bir şehir efsanesi bile konuşulur. Gönlün ister canın çeker, hep alışmışsın. Bu abartılı örnekleri elbette şehir efsanesi diyerek geçiyoruz ve geliyoruz Diva'nın en sevdiği yemeğe. Diva'nın en sevdiği yemeğin Pekin ördeği olduğunu biliyor muydunuz? Pahalı mı pahalı, ama Diva bu paranın onun için ne önemi var değil mi? Kurban olsun ablan sana. Ebru Şallı o tam bir vejetaryen, asla et yemiyor. Bırakın et yemeyi, etin olduğu masaya oturmuyor bile. Hamur işlerinden zaten çok uzak. Bir deri bir kemik hallerinden belli. Nerede bu can? Peki bu kız ne mi yiyor? Sadece sebze meyve, yeşillikle besleniyor yani kendileri. Yerim yerim. Tavuk canavarı Erkan Petekkaya. Çok leziz bir et yedirdiler, adı Kobe. Kobe etini bilen var mı? Ünlü oyuncunun en sevdiği yiyecek tavuk. Özellikle ızgara tavuk denince akan sular duruyor Erkan Petekkaya için. Bir oturuşta iki tam tavuğu yiyecek kadar çok seviyor ünlü oyuncu tavuğu. Tavukları pişirmişen, acıyı da çarşıya göndermişen. Demet Akalın fındık fıstıkçı. Ünlü popçu Demet Akalın'ın bakmayın son günlerde böyle kilolandığına, onun yeme içmeyle pek arası yok. Maalesef abur cuburla besleniyor, bu kilolar da işte oradan geliyor. Abur cuburda da en çok tercih ettiği tıpkı şarkıdaki gibi fındık fıstık. Fındık fıstık oh, sensin fıstık oh. Az önceki şarkıyı söyleyen Ata Demirer'in madem sesini duyduk, onun da en sevdiği yemeği es geçmeyelim. O tam bir balık sever. Aman melekem kavur balıklar. Balığın her türlüsünü seviyor, ama daha çok yanında Ege mezeleri olacak ki balık keyfi tam keyif olsun değil mi? Ata Demirer'in mezelerdeki favorisi, tabii ki şarkısı da hazır, Şakşuka. Şakşuka, şakşuka. Hamsici kız. Meryem Uzerli'nin bir rivayete göre Türkçe öğrenmeye başladığı günlerde söylediği ilk kelime hamsi olmuş. Hamsi balığı gibi de hop hop oynatacağım. Bir yanı Karadeniz'de olan Meryem Uzerli'ye ailesi yurt dışında yaşadığı dönemlerde bile hamsi yedirmiş. Hamsinin de her türlüsü pişermiş Almanya'daki evlerinde. Balıklarım tazedir de alıp yiyip doysana. Haliyle de Meryem Uzerli'nin en sevdiği yiyeceğin hamsi olduğunu söylemeye herhalde yok gerek. Kulağa hamsi tuttum seni gidi seni sen. Hamurcu Aleyna. Aleyna Tilki ne yer ne içer, hayır diyemeyeceği şeyler neler? Biri Aleyna'ya gel bize börek var dedi mi, Aleyna Tilki isterse bir gecede 3 konser olsun, 2 eli kan dolsun koşar diyorlar. Diyenlerin yalancısıyız. Kız bir de Konyalı, haliyle etli ekmek hastası. Etli ekmek Aleyna Tilki'nin hamur işlerinde favorisi. Misafir ol gel bana, börekler açarım sana.
Simitçi Çağla. Çağla Şükel. Tarkan son şarkısı Çayla Simit'i kesin Çağla Şükel'den ilham alarak yazmış olmalı. Çünkü Çağla'nın favori yiyeceği simit. Yanında bir de çay olunca değmeyin Çağla'nın keyfine. Çayla simit gibiyiz, gülle dikeniz ikimiz. Manken diyetlerini bir kenara bırakan Çağla Şükel'in en sevdiği öğünse beş çayları. Tavşan kanı bir çay, hele bir de yanında gevrek simit. Mis gibi bir ezine peyniri olunca dayanamıyor. Diyeti sporu unutuveriyor. Çayla simit Arda Turan kokoreççi. Hep magazinin ünlülerinden gidecek değiliz ya, biraz da topçulardan bahsedelim. Onlar nasıl beslenirler? Mesela Arda Turan, bu göbek nasıl oluştu acaba? Ay tombulum tombulum, yoldan geldim yoruldum. Arda Turan'ın vazgeçilmez favori yiyeceği kokoreç. Hatta ünlü futbolcunun sevgilisi Aslan Doğan'ın doğum günü partisinde bile davetlilere kokoreç söylediği, zorla kokoreç yedirdiği, pasta niyetine 5 kokoreç kestiği söyleniyor. Şimdilerde uzak diyarlarda Arda Turan pek hasret kalıyor haliyle Barcelona'daki futbol elçimiz kokoreç'e, ama İstanbul'dan Barcelona'ya gidip gelen eşine dostuna sık sık kokoreç siparişi verdiğini bile işitiyoruz. Mantıcı Hadise. Hadise, Sivaslı bir Çerkes kızı o. Seviyorum. Şarkı seviyorum Çerkes kızı diyor. Peki Çerkes kızı Sivaslı Hadise en çok ne yemeği seviyor? Hadise'nin en sevdiği yiyecek mantı. Tabii Kayseri mantısı olmak şartıyla. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kibariye, acaba o ne yer ne içer? Allah var yukarıda, benimle oynama. Kiboş tam bir ciğerci. Kibariye'nin asla hayır diyemeyeceği yiyeceğin ciğer olduğunu, hele Edirne usulü ciğere bayıldığını biliyor muydunuz? Ciğerim köşesi. Senaryo değil gerçek. Demet Akbağ filminde böyle yemiştir rostosunu. Tadı güzel aslında. Sahne gereği değil, gerçekten de tam bir rosto canavarı Demet Akbağ. Yani evet, öyle söylerler. Recep İvedik ne bulsa yer. Şahan Gökbakar için ne bulsa yer diyorlar genelde. Evet, gırtlağına düşkün Şahan Gökbakar. Ama elbette onun da olmazsa olmazları var. Mesela kuru fasulye, pilav, tabii yanında cacık da olmalı. Kuru fasulye var, yer misin? Seni bile yerim. Süper Mario. İzmirli Sezen tabii ki İzmir işi besleniyor. Sezen Aksu'nun İzmir aşkı malum. Kalbim Ege'de kaldı. Kaç İzmir şarkısı var saymakla bitmez. İzmir'in kızları, korku yok kitabında. Böylesine İzmir sevdalısı olunca Sezen Aksu elbette en sevdiği yiyeceklerde İzmir işi oluyor. Mesela İzmirlilerin deyimiyle gevrek, yani simit, Sezen Aksu'nun vazgeçilmezi. Çayla simit gibiyiz, gülle dikeniz ikimiz. Sezen Aksu'nun asla hayır diyemeyeceği bir başka İzmir işi kumru. Dayanamıyor minik serçe kumruya da. Ey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Biliyorsunuz ünlü popçu Hadise sürekli yeni bir aşk söylentisiyle ekranlarda karşımıza çıkıyor. Hafta boyunca adı yine pek çok isimle anıldı ama Hadise bu haberlere bir yanıt verdi magazinde için. Bakalım ne demiş. Kız güzel. Kız çok popüler. Mesajımı almıştır o. Kız sempatik. Yet zaferinden bahsediyorsun. Sen savaşla aşkı karıştırmışsın. Kız da şan şöhret zirvede. Şampiyona şeker geliyor, geliyor. Şampiyona şeker geliyor. Ama kız bekar, hem de müzmin bekar. Ah şu bekarlık, bekarlık. Bunun neresi sultanlık? Hal böyle olunca da alıyor başını gidiyor dedikodular. Herkes Hadise'yi birilerine yakıştırıyor. Onda bunda şunda bir, şunda bunda onda bir. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Son bir haftada iki farklı kişiyle adı anıldı. Varan bir. Yarışmacısıyla aşk mı yaşıyor? Hadise Dodan isimli yarışmacıyla aşk mı yaşıyor? İçimde.
daha çok küçüğüm. Varan 2. Fransa'ya gelin mi oluyor? Hadise son klibinde oynattığı Fransız manken Müller'le anıldı. Sıfır tolerans, hadi git durma. Yüreğim soğudu, yakamam bir daha. Evet, bir haftada iki iddia. Aşk kaç beden giyer diye sormak şart oldu Hadise'ye. Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer? Söylesene sevgilim, aşk kaç beden giyer? İki de sıfır yani, ikisi de yalan mı? Mesela Dodan olayı. Sosyal medyanızda bile fotoğraflar dolaşıyor Hadise Hanım. Bu arada aslında iyi oldu sizi görmem. Çok şey yazıldı hakkımda. Bir haftada biliyorsunuz bir Dodan'la yazıldım. Bir klibimde oynayan arkadaşla yazıldım. Ne olur yazmayın ya, rica ediyorum. O kadar saçma şeyler ki okudukça ben gülüyorum. Komik şeyler. Çok öfkeli Hadise. Yarışmacımla beni anmayın diye haykırıyor. İğrenç haberin üstüne ben böyle kendimi ezdirmem diyerek, biliyorsunuz ben normalde açıklama yapmak zorunda evet. Hissetmem kendimi. Yani bir şey yalansa yalandır benim kafamda. Dodan meselesine böyle rest çekerek cevap verdi. Peki gelelim öbür meseleye, yani Fransız enişte işine. Ya bu nedir? Yani biz ünlüyüz diye biz neyiz yani, biz insan değil miyiz? Fransız mankenle olan klip görüntülerinin üzerine yazılan aşk haberlerini de böyle yalanladı Hadise. Ve dedi ki... Hiç kimse yok hayatımda, bunu da merak ediyorsunuz. Yok. Onunla ilgili bir açıklamamız olmuş. Hani biri olursa anlarsınız. Evet, anlarsınız. Acaba delikanlı, yakışıklı, siz güzelsiniz, klipte birbirinize çok yakıştığınız için mi çıktı bu söylentiler? Karşınıza çıkıp, arkadaşlar ben artık bir ilişki yaşıyorum demem. Ama geçmişte görmüşsünüz yani ister istemez bir resim çıkar ortaya. Hı hı. Yani çıkar. Ondan sonra da zaten sorular geldiğinde sizlere tek verebileceğim cevap şu olur. Onu da şimdiden söyleyeyim. Mutluyum, teşekkür ederim. İki bomba aşk haberini de böyle yalanladı Hadise. Peki son bir sözü var mı aşka dair? Yok ya, ben zaten öyle deli gibi aşka inanan insanlardan da değilim. Bence aşk diye bir şey yok bu arada. Üç günlük eğlence. Yani yok, aşk diye bir şey. Bence güven var. Bence sevdiğiniz kişiyle çok güzel, çok değerli vakit geçirmek var. Aşka inanmam dedi, kestirip attı. Tamam da Hadise, o zaman aşk kaç beden giyer? Bu soru havada kaldı. Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer? Söylesene sevgilim, aşk kaç beden giyer? Nişanlısına 1 milyon liraya 4 düğün sözü veren ünlü futbolcu kim? Amerika'da kırılan ayağını pırlanta taşlarla alçıya aldıran güzel kim? Arda Turan eski aşkına geri mi döndü? Bu cevaplar şimdi sıradaki haberimizde, izleyelim bakalım. Deniz Akkaya sildi mi adamı tam silen? O zaman da sevmiyordum, şimdi de sevmiyorum. Sevdi mi de tam seven biri? Sevdim mi tam, severim sildim mi bir kalemle? İşte aşk kadını Deniz Akkaya yine sevdi mi tam sevdiği günleri yaşıyor. Tekstilci aşkı Gökmen Şeynova'yla. Aşksın sen, cansın sen. Çift hafta içinde Kasım'da aşk başkadır, Londra'da aşk bambaşkadır diyerek 48 saatliğine Londra çıkarması yaptı. Ve Kasım'da Londra'da aşk başkadır diyerek de aşklarını sosyal medyadan işte böyle paylaştılar. Aşk kokusu var. Avşar bir süre önce kızı Zehra'ya bu pahalı oyuncağı almıştı. Ah be güzelim, ah ben seni üzerim, ah sadece gezerim, ah. Bu görüntülerde ilk kez arabasına biniyordu Zehra. Henüz yeni almıştı ehliyetini ve biraz da acemiydi, heyecanlıydı. Geçer heyecanı, atar acemiliği dedik ama geçen gece geldi kötü haber. Zehra trafikte bir taksiye arkadan vurmuş ve o panikte de kaçmış. Zehra önde, taksici arkada, uzunca süre kovalamışlar birbirlerini. Sonrası mı? Tabii ki Zehra hatasını kabul edip karşı tarafın bütün masraflarını üstlenmek zorunda kalmış. Vallahi yok hesap kitap. İngiltere'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile manken Amine Gülşah aşkı sonunda nikah masasında noktalanacak. Nikah masasına otur.
Yaz aylarındaki düğün için şimdiden kolları sıvayan Mesut Özil, müstakbel gelini için yani amine için prenseslere layık 4 düğün hazırlıyor. Prensesler gibiydim ben baba evinde. Neden mi 4 düğün? Çünkü Mesut ilk düğünü Almanya'da yapacak, ailesi orada. İkinci düğün Türkiye'de olacak çünkü hem kendisinin hem de Amine'nin akrabaları Türkiye'de. Üçüncü düğün İsveç'te olacak çünkü Amine İsveç'te doğup büyüdü. Ve son düğün de Londra'da olacak çünkü Mesut Özil orada top koşturuyor. Ve tabii ki bu 4 düğünün de bir maliyeti var. Ne kadar mı? Tam 1 milyon lira. Bir de bu yanaktan bam bam bam. Ya bu işler ne? Güzel oyuncu Bensu Soral'ı Fransızlar'da keşfetti. Bir Fransız mücevher firması güzel oyuncuyu reklam yüzü yapmak için tamı tamına 1 milyon doları gözden çıkardı. Yolla, kaderim, yolla. Fransızların mücevher tutkusunu Bensu Soral'la can evinden vurmak isteyen Fransız firmanın çekimleri önümüzdeki günlerde Fransa'nın dünyaca ünlü tatil cenneti Cannes'da gerçekleşecek. Bakacağız artık, bakacağız artık. Süredir Amerika'nın Miami kentinde yaşamaya başlayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın son görüntüsüyle yok artık dedirtti. Daha neler, amanın daha neler. Sosyetik güzel Süreyya ayağını kırınca doktor ayağını alçıya aldı. Ama İkoncan olunca hasta rahat durmadı tabii. İkoncan Süreyya tam da namına ve kendi tarzına yakışacak şekilde abartılı taşları alçısının üzerine kaplattı. Ne diyelim, modanın öncüsü olmak böyle bir şey. Ayağı alçıda olanlara duyurulur. Sen de gel şu şeklin düzelir. Seni çok seviyorum. Meşhur bir şarkısı var Yeşim Salkım'ın. Yeniden başlasın. Sanki bu şarkıyı Yeşim Salkım, Arda Turan ve Aslıhan Doğan için söylemiş yıllar önce. Son 4 yıl içinde 34 kez ayrılan Arda Turan ve Aslıhan Doğan hafta içinde 35. kez tekrar barıştılar. Ne diyelim, 35. ayrılığa ve 36. barışa kadar hayırlı uğurlu olsun. Vermem seni ellere, vermem. Allah şahidim olsun. Şimdi sırada çok sevdiğiniz ünlülerin birbirinden ilginç sosyal medya paylaşımları var. Benim narin narin yarim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin narin yarim. En güzel pozlarını verdiler, maharetlerini sergilediler. Maceradan maceraya atıldılar, sosyal medyayı salladılar. Yılın aşkı geliyor. Ünlülerin sosyal medya günlüklerinden en taze paylaşımlar Magazin D'de. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol, etrafın sarılı. Ayrılık ona yaradı. Alişan'la nikah masasının eşiğinden dönen Eda Erol kendini spora verdi. Verdiği kiloları ve güzel fiziğini sergileyip şimdi gel de gör beni dedi. Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin köşesini. Ajda Pekkan sahne ışıklarından evinin mutfağına hızlı bir geçiş yaptı. Yemek de yaparım kariyerde dedi. Ancak fotoğrafa dikkatli bakanlar yemek bahane, süperstarın yıllara meydan okuyan fiziği şahane dedi. Sevenin zulmedeni ezer geçerim. Açılın yoldan minik Mustafa geliyor. Mustafa Ceceli'nin oğlu Arı'nın piyano başındaki başarılı performansı babasının yolunda olduğunu gözler önüne seriyor. 1, 2, 3. Kadir Doğulu parmağında alyansıyla nefes kesen pozlar veriyor. Genç kızlara artık çok geç dedirtiyor. Can Durmaz'ın binlerce liralık hediyeler topladığı çok bereketli doğum günü partisinden yepyeni görüntüler ortaya çıkıyor. Burak Özçivit, Kardeşim Benim 2 filminin kamera arkasından paylaştığı görüntüler ortaya çıkıyor. Hayat!
Yıllar sonra patlayan ve bugünlerde dilden dile yayılan Yeliz Yeşilmen'in Fıstık Çıkı Çıkı şarkısına önce Enis Arıkan'dan... Sonra İbrahim Büyükak'tan birbirinden iddialı yorumlar geliyor. Uçuyor uçuyor Aleyna Tilki uçuyor. Dünya starı aday adayımız Tarzan'a özeniyor. Bir ağaçtan bir ağaca konuyor. Bendeki bu sihri keşke görebilsen. İnan oynatırdın aklını yerinden. Tolgahan Sayışman'ın ışın kılıçlarıyla katıldığı zorlu mücadele eşi Almeda Abazi'nin kamerasına yakalanıyor. Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe'nin muhteşem düeti klipleniyor. Karşınızda Yıldız Tilbe'nin kulis halleri ve klibin kamera arkası. Evet. İşte küçük dev adam derler ya burada. Merhaba abla, merhaba. Nasılsınız? Benim gibi. Hazırlanıyorum ben. Su sızmayan ancak aralarındaki mesafe bir türlü kapanmayan eski eşler Emre Altu ve Çağla Şükel bu kez de oğulları Kuzey'in doğum gününde yan yana geliyorlar. Güzeller güzeli Sinem Kobal bir moda dergisi için objektiflerin karşısına geçiyor. Sana kırmızı çok yakışıyor dedirtiyor. Kırmızı. İrem Derici bu video efektinin gazabına uğruyor. Vücudunun göründüğü kadar sıkı ve formda olmadığını kendi elleriyle göz göre göre ele veriyor. Beklemem artık gel. Evet, şimdi magazin dünyasında yaşanan gelişmelerden topladığımız haber turumuzda sıra izleyelim bakalım. Sen değildin ilk giden, beni yıkıp da geçen, artist misin nesin sen? Gül Gölge Saygı'yla birlikteyiz. Hanımefendi arkadaşını bekliyormuş. Bir çekimden çıktım şimdi. Arkadaşımı bekliyorum, bir yemek yiyeceğiz. Ufak tefek böyle dolanıyorum. Geçtiğimiz günler Işıl Reçber'in yıllar öncesine ait fotoğrafları basına yansıdı ve hakkında estetik ameliyat olduğu haberleri çıktı. Estetik iddiasına ateş püsküren Reçber sözleriyle işte estetiksiz Işıl diyerek servis edilen eski fotoğraflarının arkasında Gül Gölge Saygı'nın olduğunu işaret etmişti. Oynanmış halleriyle basına yollanan fotoğraflarla kimin nereye varmak istediği ortaya çıkacak. Doğrucu davutluğumla birilerini rahatsız ettim demek. Doğruyu söylemeye ve doğrunun yanında olmaya devam edeceğim. Işıl Reçber. Gül Gölge Saygı'yı hazır yakalamışken Işıl Reçber'in kendisini ima eden sözlerini hatırlatıyoruz. Benim böyle boş işlerle uğraşmayacağım çok ortada ama eğer adımı geçirirse avukatım ilgilenir yine. Işıl Reçber'le kozlarınızı mahkemede mi paylaşırsınız Gül Hanım? Tabii ki de. Varsa öyle bir fikri, öyle bir düşüncesi, bundan eminse, bir şey varsa ben mahkemeye başvursun. Kimseye veremeyeceğim hesabım yok. Böyle boş işlerle uğraşacak vaktim yok diyor Gül Gölge Saygı. Boş işler benim işlerim değil. Onu daha iyi yapan arkadaşlar vardır mutlaka. Bunlar benim, bu benim tarzım değil. Ben hukuksal yollara başvururum. Megastar Tarkan geçtiğimiz günlerde Antalya'da verdiği özel bir konserle dinleyicilerini coşturdu. Hazır mıyız? Evet. Tut elinden beni çok sevmişti. Bu kalbe iyi geldin, benden iyi çıktın.
değil, ertesi günü ise eşi Pınar Dilek'le İstanbul'da bir düğüne katılan Tarkan, düğün pozunu böyle verdi. Şallı kamuflaj. Ancak Pınar Hanım'ın aldığı kilolar ve karın bölgesine şalıyla yaptığı kamuflaj, hanımefendi hakkındaki hamilelik iddialarını güçlendirdi.